Gazete Duvar ekranlarından merhaba. Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2021 yılı yolsuzluk algı endeksini yayımladı. Sorularla Türkiye'nin yolsuzluk karnesini değerlendireceğiz bugün. Transparency International Yönetim Kurulu üyesi, Uluslararası Şeffaflık Örgütü kurucu başkanı Avukat Oya Özarslan konuğumuz. Oya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Yayınlar. Yayınımıza katıldığınız için. Oya Hanım, şimdi yolsuzluk algı endeksi 2021 yılı sonuçları açıklandı. Tabii Türkiye'yi konuşacağız bugün. Şimdi Türkiye yolsuzlukla mücadelede yol kat edebildi mi Oya Hanım? Rapor bize ne söylüyor? Yolsuzlukla mücadelede de yol kat edebildiğini söyleyemeyiz. Aksine göstergeler çok daha geriye gittiğimizi belirtiyor bize. 2021 yılı sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre Türkiye aslında bütün dünyada en çok puan kaybeden, son 9 yıla baktığımızda en çok puan kaybeden ülkeler arasında. Bu ülkeler arasında işte Lübnan, Suriye, Venezuela gibi ülkeler var ve Avrupa Birliği'nden de Macaristan var en çok puan kaybeden. Macaristan'ın işte gittikçe Avrupa Birliği içinde olmasına rağmen gittikçe otokratik eğilimler gösteren bir ülke olduğunu biliyoruz. Lübnan büyük bir aslında finansal çöküş yaşıyor. Finansal sistemi neredeyse çökmüş durumda. Suriye'nin durumunu ve Venezuela'nın durumunu da herkes biliyor. Bu anlamda Türkiye son 9 yıldır dediğim gibi 12 puan kaybetti. Ayrıca da sıralamada 43 sıra geriye düştü. Bizim değerlendirildiğimiz bölge aslında Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin içinde bulunan bir bölgedeyiz. Biz bu bölgede ki bu ülkeler yani Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerini düşündüğünüzde işte Balkanlar, işte Romanya, Bulgaristan gibi Doğu Avrupa ülkeleri var. Ayrıca da Orta Asya'daki ülkelerde işte bildiğiniz üzere Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan gibi ülkeler. Bunların geçmişte biz bu bölgenin neredeyse lideri konumundaydık. Hani diğer ülkeler bunun çok daha altındaydı. Bizim notlarımızın çok daha altındaydı. Şimdi biz bu ülkelerin birçoğunun da gerisine düşmüş durumdayız. Mesela Gürcistan, işte Ermenistan, Kosova, Makedonya gibi ülkelerin de gerisine düşmüş durumda Türkiye. Bu aslında çok kaygı verici bir durum. Türkiye İşte bir 9 yıl önce 50 puan gibi bir puana ulaşmıştı. 50 puan da aslında bizim bildiğimiz üzere bu endekste 100'ün üzerinden 50'ye denk geliyor. Neredeyse böyle ortalama bir yere ulaşmıştı. Bu ulaşma da Avrupa Birliği uyum yasaları, işte birçok uluslararası konvansiyona üye olmak filan gibi göstergelerin sonunda olmuştu. Ama şimdi bu 50'den biz 30'lu, 38'e düştük çünkü puanımız. 30'lu rakamlar bandına düştük. Bu da aslında çok kaygı verici bir durum. Türkiye 38 puanla 96. sırada 180 ülke arasında. Fakat bu 38 puanlı ülkeler, işte 30'lu puanlı ülkeler ne diye baktığımızda da şunu görüyoruz. Kazakistan mesela 37 puanda. Kazakistan'ın hemen üstünde Türkiye. Yani Kazakistan'la neredeyse eşdeğer puanlarda. Diğer Orta Asya ülkelerine bakıyoruz. İşte Kırgızistan, Tacikistan filan, Azerbaycan gibi hepsi 20'li 30'lu bantlarda. Yani aslında bu çok kaygı verici bir durum. Türkiye'nin böyle otoriter ülkelerin işte yoksulluk ve yolsuzlukla boğuşan ülkelerin sıralamasına doğru gittiğini görüyoruz. Evet. En çok puan kaybeden ülkelerden biri ve kaygı verici dediniz, altını çizdiniz özellikle. Peki bütçe şeffaflığı ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin hesap verilebilirlik konusunda Türkiye'nin nasıl bir karnesi var Oya Hanım? Yani bunu inceleyen başka bir endeks daha var. İşte açık bütçe endeksi diye. Orada da Türkiye 100 üzerinden 50 gibi bir puan alıyor tam ortalarda. Türkiye'nin son yıllarda bu konuda önemli yine gelişmeler oldu.
Çünkü mesela en büyük problemlerden biri, hani çok aşikar, işte herkesin de biraz aşina olduğu, kamuoyunun da aşina olduğu problemlerden biri örtülü ödenektir. Türkiye'de daha önceden başbakanlara aitti bu örtülü ödenek. Daha şimdi de Cumhurbaşkanlığına ait örtülü ödenek kullanımı var. Temel ismi, aslında resmi ismi, gizli hizmet gideridir örtülü ödeneğin. Biz bununla ilgili bir çalışma yapmıştık ve işte 2005 yılından bu yana örtülü ödenek giderinin neye karşılık geldiğini görmüştük ki burada %1018 gibi bir rakamla artış var. %1018 artmış 2005'ten beri örtülü ödenek kullanımı. Ve son geçen 6 ay Haziran civarında, yani geçtiğimiz yılın Haziran civarında bakıldığında da işte 1 milyar 350 milyon civarında bir örtülü ödenek kullanımı söz konusuydu. Örtülü ödenek aslında hani böyle gizli gizli hiçbir şekilde incelenemeyen, işte hesabı verilmeyen, nereye kullanıldığı bilinmeyen bir ödeme bütçe kalemi. Ve bu hani Batı demokrasilerinde, gelişmiş demokrasilerde bu rakamlar zaten telaffuz edilmesi mümkün değil. Ama hani olan yerlerde bile çok ufak sembolik rakamlarda oluyor. Bizdeki gibi böyle büyük rakamlarda olunması mümkün değil. Ayrıca geçtiğimiz yıl yine çıkarılan bir biliyorsunuz yasa vardı. Burada bütçe kalemlerinin, çünkü bütçeyi izleyen İşte sivil toplum örgütleri var, işte partiler var, siyasi partiler var, akademisyenler var biliyorsunuz. İşte bütçe kalemlerinin incelenmesinde işte fonksiyonel bütçe kalemi diye bir rakam var. Onun izlenmesini engelleyecek bir kanun tasarısı teklifi gelmişti ve de geçmişti. Hani bu zaten hali hazırda bütçeyi izlemek kolay değil. Hani böyle labirent gibi giriyorsunuz, aralarda çok uzun zaman kaybediyorsunuz. Ama hani bunlar da uygulanmaya başladığında daha da zor olacaktır bütçe kalemleri. Bunda da işte kamuoyuna yansıyan, işte evet, mesela şehir hastaneleri gibi, işte bu kamu özel işbirliği projelerine ödenen miktarlar gibi rakamların gittikçe büyümesinin, bütçede delik açar hale gelmesinin de önemli olduğu düşünülüyor. Çünkü kamuoyuna yansıdıkça aslında kamuoyundan bir yandan da bununla ilgili büyük bir tepki geliyor gittikçe. Tamam. O zaman tam orada ben size bir soru daha sorayım. Tam onu soracaktım, çünkü yolsuzlukların kamuoyuna bildirilmesi konusundaki karnemize de bir bakalım. Medya kuruluşları, gazeteciler, sivil toplum örgütleri yeterli farkındalık yaratabiliyor mu bu anlamda peki? Biz bununla ilgili 2015 yıllarında bir çalışma yapmıştık. Gazeteciler üzerinden yapılan bir çalışmaydı. Orada da yani gazeteci arkadaşlarımızın yanıtladığı sorular üzerinden değerlendirmiştik ve gazetecilerin kendini en fazla sansürledikleri konunun yolsuzluk olduğu baştan beri ortaya çıkmıştı. Bir başka konu işte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiydi. Yani böyle gidiyordu ama en başta yolsuzluğun çıkması, kendilerini otosansüre uyguladıkları en önemli alanlardan birinin yolsuzluk olmasının ben kendi başına bizatihi önemli bir bulgu olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında da hani kim bakıyor, kim aslında bunu yansıtıyor bu haberleri diye baktığımızda da biz şunu görüyoruz. En çok dijital medya ve işte sosyal medyada işte kutuplaşmış bir şekilde yayılıyor. Yani dijital medyada işte kimler bakıyor? Gazete Duvar, işte Medyascope gibi işte Gerçek Gündem gibi sayfalar gibi dijital medya kanallarının gördüğünü görüyoruz. Ana akım medya özellikle bunu hiç görmüyor, hiç yansıtmıyor, görmek istemiyor. Bu çok kritik bir aslında bulgu, çünkü yani halkımızın, işte sade vatandaş dediğimiz insanın aslında, yani tabii ki dijital medyayı da takip ettiğini, sosyal medyayı da takip ettiğini biliyoruz ama bir yandan insanların evine kadar giren televizyonlar ve işte birçok gazetenin
bunu görmek istememesi halinde aslında yolsuzlukların yansıtılmadığı, yolsuzluk skandallarının yansıtılmadığı ve bundan da bütün kamuoyunun zarar göreceği aşikardır. Bunun üzerine hani bunların yansıtılmamasının da üzerine aslında getirilen erişim engelleri var. Bu getirilen erişim engelleri de şimdilerde yine çok neredeyse tuhaf bir hal almaya başladı. Bu hali de şöyle tanımlayabiliriz. Mesela şundan bahsediliyor. Kişisel hakların, kişisel hayatın korunması en büyük bahanelerimizden biri haline gelmiş durumda. Bununla ilgili mahkemelerden hemen kararlar çıkarılıp engeller yani bebe erişim engelleri yaratılıyor. Bu da aslında tamamen yani bir yandan kamu kaynağı varken, kamu kaynağının kötü kullanılması, usulsüz kullanılmasına ilişkin bir iddia varken buradaki yararların, kamu yararının nerede olduğuna ilişkin büyük bir de gösterdiği, yine bunun olumsuz kullanımı, kötüye kullanımı olduğunu ifade edebiliriz. Evet. Koyan Hanım, peki şimdi muhtemelen çok alt başlıkları olan bir konu, çok alt başlıkları olan bir soru soracağım size ama kısaca yolsuzlukla mücadele nasıl olmalı? Yolsuzlukla mücadele politikaları nasıl olmalı? Bu noktadaki yorumunuzu rica edebilir miyiz? Tabii. Şimdi yolsuzlukla mücadele için temel olarak aslında bir siyasi irade lazım. Siyasi evet. irade olmadan bunu gerçekleştirebilmek mümkün değil. Hani burada mücadele veren ve gelişme kaydeden ülkeler dünyada olmuştur. Hep böyle özellikle de büyük skandalların arkasından işte iktidar değişimleri olduğunda yeni gelen iktidarın işte bir temizlik harekatıyla başladığı, eksikler nerede diye baktığı, nerelerde biz riskler var, nerelerde açıklar var diye bakıp bunları bulup bunların üzerine gittiği süreçler söz konusu olur. Bu da yani temel olarak öncelikle yasal mevzuata bakılır ki Türkiye'deki yasal mevzuat aslında çok kötü değil. Mevzuatımızın yeterli olduğunu söyleyebiliriz ama bunu uygulayabilmek, hayata geçirebilmek çok zor oluyor. Mesela kanunlarımızda işte rüşvet gibi bir suçun cezası 5 yıldan 12 yıla kadar gider. Ama hani cezasızlık dediğimiz kavram yani hani ortaya çıkan suçların, skandalların sonrasındaki yargılanamama, yargının önüne bile getirilememe hali, bunlarla ilgili açılan takipsizlik davalarının, takipsizlik kararlarının gittikçe artması ki biz bir çalışmamızda bunu da görmüştük. Yani son 15 yılda aslında takipsizlik kararlarının verilen özellikle de yolsuzlukla ilgili suçlardaki takipsizlik kararlarının gittikçe arttığını görmüştük. Bu açıdan çok kritik bir şey. Bunu özellikle mevzuatın uygulanabilmesi, hayata geçirilebilmesi, cezasızlığı azaltan bir olgu. Tabii ki bunun yanında kamu kaynaklarının transferi dediğimiz, işte özellikle kamu kaynaklarının ihaleler yoluyla dağıtılması halinde, kamu ihale kanununun tamamen açık ihale sistemine göre, çok çok istisnai haller dışında kalabilecek, açık ihale sistemine göre uygulanması gerekir. Bunun da çok gerisinde kaldığımızı görüyoruz. Açık ihale sistemi kamunun kendi verilerine göre dahi, yani kamu ihale kurumunun kendi verilerine göre dahi %63 dolayında, ki bunun içinde mega projeler ve kamu ihale kurumu kapsamında olmayan haller söz konusu. Bunu da dikkate aldığımızda %40-%45'lere yakın bir rakama düşüyor. Bu da çok yani açık ihale sistemini aslında bizim uygulamadığımız, genellikle kapalı kapılar arkasında kaldığımızı ifade ediyor ki bu da önemli oranda bir risk getiriyor yolsuzlukla mücadele açısından. Tabii ki bağımsız medya, bunu yazabilecek özgür medyanın varlığı. Çünkü hani skandallar ortaya çıkmadığı sürece araştırmacı gazeteciler bunları araştırıp halkın göz önüne sermediği sürece bunların büyük bir kısmı kapalı, gizli kalmaya devam edecektir. Bunların da çok önemli olduğunu ifade edebilirim. Çok çok teşekkür ediyoruz Oya Hanım yorumlarınız için. Siz özellikle siyasi iradeye ve tabii ki mevzuatların tam uygulanmasına dikkat çektiniz.
Transparency International Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü Kurucu Başkanı Avukat Oya Özarslan konuğumuzdu. Görüşmek dileğiyle.